Merhaba arkadaşlar. Bugün REST web servisleriyle alakalı bazı videolar çekmek istiyorum. REST web servisleriyle alakalı HTTP metotlarını göreceğiz. HTTP metotlarını tek tek çalışacağız. Bildiğiniz gibi integration çalışırken REST web servisini kullanabiliyoruz. Bugün benim yapacağım çalışmada Workbench yardımıyla integration yapacağım. Öncelikle Workbench'i açalım beraber. Workbench diye bizim bir sitemiz vardı. Onu hatırlayalım. Evet, burası workbench.developerforce.com.login görüyorsunuz. Bu siteyi açmanızı istiyorum. Onu bizim sisteme bağlamanızı istiyorum. Login with Salesforce diyor. Orada en son hangi evet, en son "Do you wanna allow access for admin" diyor. Benim şu andaki en son kullandığım org. Şu anda login yaptım org. Oraya bağlanıyorum. Şimdi ben burada ne yapmak istiyorum? Şunu yapmak istiyorum. REST Explorer dediği, bir de Apex Execute dediği kısım var. Bir de REST Explorer dediği bir kısım var. Apex Execute dediği kısmı şu. Bunu daha önce yapmıştık. Buradan siz herhangi bir kod yazıp onu normal bildiğiniz NNMS Window'da yazdığınız gibi burada yazıp execute yapabiliyorsunuz. Örneğin diyelim ki bir account oluşturmak istiyorsunuz. Account AC diyelim. Eşittir new, bunları biliyoruz. New account deyip onu da içine işte name eşittir ne yazalım? New account diyelim. New account from Workbench şeklinde bir isim koyalım. Kendi nereden geldiği belli olsun. Workbench dediğiniz zaman bu şekilde yazdığınız zaman, burada insert dediğiniz zaman normalde bunu Anonymous Window'da yazsanız aynı şeyi yaparsınız. Ben bunu burada yapıyorum. Buradan bağlantı kurabiliyoruz. Workbench üzerinden bizim account'lara, burada gördüğünüz account'lara bir account oluşturacağız. Yani Workbench'te yazdığınız Anonymous Window'da yazdığınız her şeyi Workbench üzerinden de yazarak execute yapabiliyorsunuz. Benim şu anda account'larım var. New this week diyor. Hiç yok görüyorsunuz. Ama ben şuradaki account oluşturduğum account'u eğer execute yaparsam bir account eklemiş olacak. Bakıyorum. Eklemiş mi? Ne diyor? Buradaki şeye bakmanız gerekiyor. Öncelikle account'a gidelim bakalım eklemiş mi? Görüyorsunuz. New account from workbench şeklinde eklemiş. Yani siz yukarıdaki Apex Execute kısmını kullanırsanız Workbench'le alakalı başka bir videom vardı, onu izlemenizi tavsiye ediyorum. Burada yazdığınız bütün Apex kodlarını şey yapabiliyorsunuz. Execute yapabiliyorsunuz. Bu şekilde biz ne yaptık? Bir account oluşturmuş olduk. Bunu devam ettirebiliyorsunuz. Burada dikkat etmeniz gereken bazı durumlar olabilir. Bakalım orada var mı, göremiyorum ama bu başarılı olduğunu gösteren bir kod vardı. Onu şu anda göremedim. Şöyle gördüğünüz gibi bütün debugging'i yaptı. Tek tek her şeyi bize gösteriyor. Result olarak hangi account'u eklemiş, hangi kullanıcı eklemiş, bunu bize gösteriyor tek tek. Bu şekilde bunu yapabiliyorduk. Daha önce videomda anlatmıştım. Şimdi bunu yapmayacağız. Bugün REST Explorer kullanarak var olan bir class yardımıyla biz bir metodu çağıracağız. O metodu burada çalıştırmış olacağız. Workbench'te. Yani ne yapacağız? Salesforce'daki bir Apex yardımıyla Salesforce'dan buraya data alacağız. Buradan Salesforce'a data göndermeyi gördük. Bir account oluşturduk. Apex Execute yardımıyla Workbench'ten biz ne yaptık? Herhangi bir account oluşturduk. Buradan onu bizim Salesforce account'umuza ekledik. Bir integration yaptık aslında. Dışarıda üçüncü parti dediğimiz Workbench sitesinden bizim orgumuza bir account eklemiş olduk. Şimdi bizim burada REST Explorer'ı kullanmamız lazım. Bunun yardımıyla Salesforce'dan data alacağız. Get metodunu kullanacağız. Salesforce'dan data alacağız. Post metoduyla Salesforce'a data yükleyeceğiz. Put metoduyla farklı şeyler yapacağız. Bunları tek tek çalışacağız. Öncelikle get ile başlayalım. Yapmamız gereken şey şu. Salesforce üzerindeki bir Apex class'ını kullanarak Salesforce'dan data alma. Data almayı öğreneceğiz. Daha sonra da post yapacağız. Onu ayrı bir videoda yapacağız.
Öncelikle ne yapıyorsunuz? Developer Console'a geliyorsunuz. Burada bir class oluşturmanız gerekiyor. Bu class yardımıyla Workbench üzerinden buradaki bütün class'ları kapatabiliriz. Tek tek şey yapacağız. Öncelikle bir class oluşturalım. Ben bu class'ımın adına şöyle açıyorum. Ben bu class'ımın adına REST case controller diyorum. Şöyle bir class oluşturuyorum. Controller. Spellinglere bakabilirsiniz. Hata var mı? Eğer yoksa bu şekilde kaydedebilirsiniz. REST case control diye bir class oluşturdum. Bunun global olması lazım. Çünkü dışarıdan ulaşmaya çalışıyorum. Public olursa ulaşamam. O yüzden bunu global yapıyorum. Ondan sonra bunun başına şunu yazmanız gerekiyor. REST resource diye hani is test yazıyorduk, farklı şeyler yazıyorduk. Bunun başına REST resource yazmanız gerekiyor buna ulaşmak için. REST resource yazıyorum. Şu şekilde. Ondan sonra içine de mapping'i koymanız gerekiyor. Bu workbench'teki şuradaki mapping'e ulaşmak için burada mapping yapıyorsunuz. URL şöyle URL mapping yapıyorsunuz. Bu map'i bir isim veriyorsunuz. Onu burada da kullanacağız. Oradan mapping yapmış olacağız. Şurada da kullanacağız ve mapping yapmış olacağız. İki Apex ile Workbench'i birbirine map yapmış olacağız. Bunun içine şu şekilde eşittir den sonra tırnak işareti kullanıp slash herhangi bir isim verebilirsiniz. Buna ben ne diyelim field adını verelim. Bu şekilde kalsın. Field ya da field case diyebilirsiniz. Bu şekilde kalabilir. Ondan sonra slash yıldız diyorsunuz. Bu şekilde bunu bitiriyorsunuz. Bunu yapıyorsunuz. Bu şekilde mapping yapacağız. Daha sonra HTTP metodumuzun adını yazmamız gerekiyor. Yani biz ne yapacağız? Data mı alacağız yoksa data mı yükleyeceğiz? Ben şu anda Salesforce'dan data almak istiyorum. O yüzden HTTP CAT metodumuz var. Bu REST web servislerinin metotlarından biri, HTTP metotlarından biri. Şöyle yazsın. HTTP ondan sonra get yazıyorsun. Şu şekilde bir metodumuz var. Bunu yazdıktan sonra normal metodumuzu yapıyoruz. Bu metodun eşitli bir get metodu olduğunu aslında biz burada belirtiyoruz. Global yazıp ondan sonra buraya biz bir integer yapsak. Integer yapıyorum. Sonra number of cases diyorum. Number of related cases diyorum. Ben bir account'a bağlı kaç tane case olduğunu bulmak için bunu yapıyorum. Number of cases diyorum. Sonra şey yapıyorum. Kapatıyorum metodumu. Ondan sonra bu metodu bu şekilde yaptıktan sonra ne yapıyorsunuz? Metodumuzu açıp parantezi eklememiz gerekiyordu. Onu ekledik. Şimdi bizim diğer taraftan data almamız gerekiyor. Hangi account'a bağlı related case'leri bulmak istiyorsam onu oradan almam gerekiyor. O yüzden diğer tarafa gidip o mapping'i yapmam gerekiyor. Mapping'i yaparken şuna dikkat edeceksiniz. Services. Ondan sonra şuraya Apex REST yazmanız lazım. Apex REST yazıyorsunuz. Sonra şunu kaldırıyorsunuz. Buna gerek yok. Apex REST yazdıktan sonra o oluşturduğumuz field case vardı yukarıda. Onu mapping yapıyoruz. Field case şeklinde soru işareti yazıp bundan sonra kullanmak istediğimiz variable'ları yazabiliyoruz. Diyelim ki ne olsun? Account name dediniz diyelim. Account name'i kullanmak istiyorsunuz. Bu account name'i burada belirtmeniz gerekiyor. Örneğin ne olsun? Genepoint. Genepoint diye bir account'umuz var. Onu buraya yazdığınız zaman mapping'i yapıyor arkadaşlar. Mapping'i yapıyor. Şuradan mapping'i yapıyor. Ondan sonra bu bir variable. Bu variable alıyor. Account name'i Genepoint olan. Burada istediğiniz kadar variable yazabilirsiniz. And işaretiyle devam ediyorsunuz. İstediğiniz kadar variable yazabiliyorsunuz. Bu bir değişken. Biz bu değişkeni artık Apex class'ımızda kullanabiliyoruz. Aslında buradan bir parametre gibi düşünün. Bu parametreyi gönderiyor. Diğer tarafta bu parametreyi kullanacağız. O şey yaptık, execute dediğimiz anda account name'in bir değeri var. Bu değeri genepoint. O genepoint'i diğer tarafta kullanıyorsunuz. Mapping'i de şurada yaptık arkadaşlar. Services, Apex REST, field case şeklinde mapping'i yaptık. Yani birbirine onlar aslında bir şekilde bağlamış olduk. Şimdi tekrar oraya gelelim. Artık biz şuradaki account name'i belirledik. Account name'e ne demiştik? Genepoint.
bu account name'i benim kullanmam lazım. Onu oradan kullanmak için kullanacağınız şey şu. Account name bir string olduğu için string diyorum. Burada farklı bir isim kullanabilirsiniz. Problem değil. Burada ben diyelim ki AC name koydum. AC name, account name de olabilir. Problem yok. Şöyle de yapabilirsiniz. Account name. Ama aynı şeyler değil. Bunlar farklı değerler, farklı variable'lar. Buna ben eşittir diyorum. Burada şöyle yapmanız lazım. REST context class'ını kullanıyorsunuz çağırmak için. REST context'i kullanıyorsunuz. Nokta request yapıyorsunuz. Bu şekilde request yapıyorsunuz. Nokta params diyorsunuz. Params dediğimiz bizim bu şeydeki parametre. Şu parametreyi istiyorum ben. O yüzden request yaptım. Context class ile request'imi yaptım. Nokta params dedim. Peki hangi params'ı istiyorum? Nokta get diyorum. O parametrenin adını yazıyorsunuz. Tırnak işaret içinde. Ne diyor? Account name. Account name'i bu şekilde yazıyorsunuz. Bunu oradan almış oluyoruz. Alırken dikkat edelim arkadaşlar. Öncelikle aldığım şeyin türü önemli. Aldığım şey bir string olduğu için ona bir string adı verdim. Daha sonra rest.context yardımıyla burada nokta yok bu arada onu şey yapalım. Rest context olacak. Rest context class'ını kullanarak request metodunu kullanarak oradaki parametrelerden bir parametre almam lazım. Parametre bir list olduğu için nokta get metodunu kullanıyorum ve oradan account name'i alıyorum. Bu şekilde bunu kaydedelim. Burada bakalım bir hatamız var mı? Yukarıda bir hatamız var. Bunun static olması gerekiyor. Onu unutmayalım. Global static olması lazım. Bu şekilde. Onu static yapalım. Bu şekilde bir hatamız olmaması gerekiyor. Kaydedelim. Global static yaptık. Integer. Tamam. Şu anda bizim return'e ihtiyacımız var. Şu anda return olmadığı için hata gözüküyor. Return 12 yazsanız geçici olarak. Tabii bunu değiştireceğim. Return 12 yazsanız hata vermez. Şöyle bakın. Return yazdınız ama hata vermiyor. Tabii ben o return'ü değiştireceğim. Şu anda öylesine 12 yazdım. Hata vermesin diye. Onu değiştireceğim. Şimdi account name'i aldık yukarıdan. Artık biz SQL ile listemizi yapabiliriz. Öncelikle isterseniz account'umuzu bulalım. Account'umuzu bulalım. Account'umuz ne olacak? İşte AC eşittir. Bu bizim account'umuz olacak. Başına account yazmanız gerekiyor. Şöyle account AC eşittir. Bir SQL yaparak account'umuzu bulabiliriz. Nasıl yapıyoruz hatırlayalım. Select ID, işte name, kullanmak istediğiniz ne varsa onları kullanabilirsiniz. Şu anda ID name yazıyorum. Daha sonra ne diyoruz? From account, where demeniz lazım burada. Where, neyi biz eşitlemek istiyoruz? Filter yapacağız. Gelen account name'e eşit olanı alacağız. O yüzden where name, iki nokta üst üste equals, çünkü bir değişkeni kullandığımız için iki nokta üst üste equal, evet equal. İki nokta üst üste yapıyorsunuz ve buraya account name yazmanız gerekiyor. Account name. Yani ben tek bir account almaya çalışıyorum. O yüzden bu şekilde yapıyorum. Tek bir account oluşturdum. Account AC. SQL'lere bunu çağırmaya çalışıyorum. Account name bu şekilde tek olacağı için ben bu şekilde yazdım. Eğer account name birden fazlaysa belki sonuna limit 1 ekleyebilirsiniz bu şekilde. Limit 1 ekleyebilirsiniz. Ama unique account varsa ona da gerek yok. Bu şekilde account'umuzu aldık. Şimdi case'leri almak istiyorum ben. Bir list yapıyorum. Case listesi yapıyorum. Bu account'a bağlı case'leri alacağız. Ne diyoruz? Related case diyoruz. Related case diyoruz. Eşittir diyoruz. Bir SQL yapıyoruz burada. Ne yapıyoruz? Select ID. İşte subject olabilir. Subject'i alalım. Subject. Yani ID olabilir. Çünkü tamamen SQL'leri bulmaya çalışıyorum. Toplam SQL ile toplam kaç tane case var onu bulmaya çalışıyorum. Select ID from case deseniz yeterli. Case'den sadece burada bir verimiz var. Bütün case'leri istemiyorum. Ne istiyorum? Benim şuradaki account'a bağlı case'leri istiyorum. O yüzden yine where kullanmanız lazım. Case'in account ID diye bir şey var, hatırlayın. Account ID diye bir API name'i var. Account'a bağlayan field'den bahsediyoruz. Onun yine eşittir bu şekilde. AC nokta, yukarıdaki AC'miz var. AC nokta, şuradaki AC'miz, hatırlayalım. AC nokta ID'ye eşit ise olması gerekiyor. Buraya AC nokta ID yazıyoruz. Yani bizim yukarıdaki account'umuza bağlı bütün case'leri bu şekilde bulabiliyorsunuz. Bunu daha önce çalışmışsınızdır. Eğer Apex'te problemleri yaşıyorsanız öncelikle o problemleri çözmeniz gerekiyor.
Bir account oluşturduk. Select ID name dedik. From account dedik. Burada şartımız var. Şartımız ne? Bizim Workbench'den gelen o parametre buraya koyduk. O parametre aldık. O parametre burada bulmuştuk. Ona eşit olması gerekiyor. Yani tek bir account istiyorum ben. O yüzden ona eşitledim ben. Limit 1 dedim. Hani aynı isimde farklı accountlar var mıdır diye. Bu şekilde accountumuzu bulduk. Workbench'teki parametre de bu şekilde çağırmıştık. Bu özel bir yazılım. Bunu belki ezberlemeniz gerekiyor. rest.context.request.params.get hangi parametre istiyorsanız onu burada yazabiliyorsunuz. Şimdi ondan sonra ben case'leri istiyorum. Hangi case'leri istiyorum? Bu account'a bağlı case'leri istiyorum. O yüzden where kısmını kullandım. Account ID şu AC'nin ID'sine eşitse. Onu burada belirttim. Bu ID şuradan geliyor arkadaşlar. Onu burada belirttim ben. Şimdi return olarak ne yapacağız? Bu listemizin size'ını return yapacağız. O yüzden 12'yi kaldırıyorum. Return rate.gaze.size diyorum. Liste olduğu için bu şekilde belirtebiliyoruz ve kaydediyoruz. Bu şekilde biz arkadaşlar bir account'a bağlı bütün related case'lerin sayısını bulabiliyoruz. Ama buradaki önemli olan şey şu. Herhangi bir account değil. Account name'i ben nereden alıyorum? Workbench'ten göndereceğim. Genepoint mesela. Biz burada Genepoint'e bakalım önce. Genepoint'e bağlı şey var mı? O önemli case var mı? Hemen açıyorum. Genepoint, hatta benim böyle bir account'um yoktur bile. Genepoint yazalım. Case'imiz var mı? Ona bakalım. Ben silmiştim bunları. O yüzden öncelikle bir tane account oluşturalım arkadaşlar. Genepoint adında şöyle. Genepoint adında bir account oluşturuyorum. Ondan sonra bunu oluşturduktan sonra bu Genepoint'a birkaç tane case oluşturalım. Şöyle açıyorum. İşte case için biliyorsunuz orijini seçmeniz gerekiyor. New olarak seçili zaten. Başka seçilecek bir şey yok herhalde. Save and new diyelim. Hata veriyorsa ikinci. İkincisini email yapıyorum. Save and new diyorum. 3 tane oluşturmak istiyorum arkadaşlar. Bu kez working diyorum. Bunu da email yapalım. Save diyelim. 3 tane case'imiz var arkadaşlar. Genepoint'e bağlı 3 tane case'imiz var. Şimdi biz bunu Workbench'ten çağıracağız ve gerçekten bize 3 tane case'i veriyor mu ona bakalım. Execute diyorum. Eğer yanlış bir şey yapmadıysak bize verecek. Gördüğünüz gibi 3'ü bize dönüyor. 3 tane oldu. İsterseniz bir tane daha case oluşturalım. Bakalım onu da alacak mı? Working diyorum, phone diyorum, save diyorum. Sonra account'a bakalım. Şu anda 4 tane case'imiz var. Bakalım 4 tane case'imiz oluşmuş mu? Tekrar bunu execute yapıyoruz. 4 tane case'imiz var. Siz burada farklı bir account alsanız, mesela en son oluşturduğumuz account'u alsak, ona baksak, account name olarak onu koysak, şu şekilde execute desek, bize belki de hata verecek. Şu anda evet. Account name'i bu şekilde yazınca bakıyorum almıyor. Belki buna bağlı case yoktur. İsterseniz buna bağlı bir case oluşturalım. Bunu açıyorum. Case'lerden bir case oluşturalım önce. Case oluşturuyorum. Ne olsun? Working olsun. Email olsun. Save diyorum. Şu anda bir case'imiz var. Bunu execute yaptığımız zaman bir olarak bize geliyor. Gördüğünüz gibi herhangi bir account ismini buraya yazdığınız zaman size bir olarak dönüyor. Diyelim ki biz şunu yapmak istiyoruz. Account name olarak sadece bir parametre aldık. İsterseniz bunun yanına biz buna ne diyelim? Tekrar genepoint'e çevirelim. Buna genepoint diyorum. Uzun olmadığı için genepoint yazıyorum. Eğer ikincisini almak istiyorsanız end işaretiyle ikinci parametre oluşturabilirsiniz. Diyelim ki rating'i eşittir hat olan. Şu şey rating eşittir hat diyorum. Bu şekilde ne yaptık? Account name'i genepoint olan and rating'i hat olan iki tane parametre aldık. Bunu bu şekilde execute yaptığımız zaman yine bize 4 geliyor. Bakalım bizim buradaki şeyimiz hat mı? Belki hat'tır. Genepoint'e geliyorum. O account'a bakalım. Detail'ine bakıyorum. Rating'i hat değil. Ama yine bize 4 olarak dönüyor. Çünkü diğer tarafta rating'e bağlı almadığımız için böyle yaptı. Şimdi orada biz rating'i de belirleyelim. Diğer tarafa gidelim. Apex class'ımıza gidelim. Rating'i de alalım. Aynı şekilde şuradan alıyorsunuz string'i. Tekrar kopyalayın arkadaşlar şu şekilde. Buna da account rating diye bir isim verirsiniz. Bir diğer parametre almak için. Şuraya sadece rating yazmanız yeterli. Şu şekilde. Rating almaya çalışıyoruz. İstiyorsanız account rating yazın. Hiç problem yok. Eğer buraya account rating yazıyorsanız
O zaman şuradaki şeyde ratingden sonra rating variable değişkenini account rating olarak yazmanız gerekiyor. Bu şekilde yaptıktan sonra ne dedik? Where name böyle dedik, değil mi? Aynı şekilde bunu şöyle yapmanız lazım. And olarak devam edeceksiniz. And diyeceksiniz. Hat and şöyle kullanıyorduk sanırım. And diyeceksiniz. İkinci şartımızı koyacağız bu şekilde. Neydi? Name eşittir account name and rating. Şurada rating yazmamız lazım. Rating eşittir account rating. Bunu da eklemeniz gerekiyor. İki tane var. Bir tane yok artık. İki tane şartımız var. Name'i account name olan, rating'i de account rating'e eşit olan. Account rating ile account name'i ben nereden alıyorum? Workbench'ten alıyorum. Nasıl alıyorum? Buna iyi bakın arkadaşlar. Soru işaretinden sonra account name eşittir gene point yazdıktan sonra and işaretini kullanıp istediğiniz kadar parametre yazabiliyorsunuz. Şu anda execute yapıyorum. Bana error veriyor. Gördüğünüz gibi şu anda apex error var. Ne diyor? This has no rows for assignment to a subject. İçi boş olduğu için. Şimdi biz bunu rating yapalım arkadaşlar. Şunu rating'e hat yapalım. Save yapalım. Gene point artık hat. Şimdi bakalım içine gelecek mi? Execute yaptık. 4 tane geldi. Artık şartımız 2 tane arkadaşlar. Yani Workbench üzerinden 2 tane account almış oldum. 2 tane parametre almış oldum. Bunlar değişkenler. Orada belirttim. Direkt bizim Salesforce'dan aldık. Account'ın şey Salesforce'dan aldık demeyelim. Şurada belirttik biz onları. Kendimiz belirttik. Account name'i gene point olan. Account rating'i de hat olan. Bu şekilde belirttik. Onları burada filtre yapmak için kullandık. Workbench'ten bu şekilde alıyoruz arkadaşlar. İkisini de ayrı ayrı aldım. Daha sonra Apex class'ımı oluştururken, account'ı bulurken bunlara bağlı buldum. Ya yani where şeyini kullanarak aslında condition koydum. Account name'i yani account name'ini ben Workbench'ten gelen parametre eşitledim. Aynı şekilde end dedim. Rating'i de yine Workbench'ten gelen account rating'e eşitledim. Buradan account'u buldum. Account'u bulduktan sonra case'leri bulmak için bu account'un ID'sini kullandım. Yani bütün case'ler ama bu account'a bağlı olan bütün case'ler. Onu bu şekilde bulmuş oldum. Bütün case'leri bulduktan sonra return olarak da ne yaptık? Related case'in yani buradaki listenin size'ını bulduk. Biz artık Workbench'te bunu çağırınca bize gelecek sonuç odur arkadaşlar. Ne yaptık biz? Workbench'ten aslında ne yaptık? Get metoduyla bir şeyler almış olduk. Bu şekilde sadece size'ını almak zorunda değilsiniz. Farklı şeyler de alabilirsiniz. Liste olarak da alabilirsiniz bütün case'leri. O zaman ne yapmanız gerekiyor? Şurada yukarıda bizim indicer yerine şunu yazmanız gerekiyor. İşte list case olarak yazmanız gerekiyor şöyle. List case yaptıktan sonra return'ümüzün değişmesi lazım. Return yerine de şuradaki yukarıdaki listeyi yazmanız sadece yazmanız gerekiyor. Listeyi almak için kaydediyorum. Görüyorsunuz hata yok. Yukarıda ben return olarak liste return yapsın dedim. Ve return'e de listeyi koydum. Biliyorsunuz return'leri çalışmanız gerekiyor. Eğer return'lerde probleminiz varsa bunu anlayamazsınız. Şurada yazdığınız data type neyse ona bağlı bir return'ünüz olması gerekiyor. Eğer o liste ise yukarıdaki liste ise aşağıda da liste olarak size dönmesi gerekiyor. Şimdi ben tekrar Workbench'e gelip çalıştırdığım zaman bana artık listeyi vermesi gerekiyor. Görüyorsunuz. Açıyorum. ID'si sadece ID'sini aldığım için ID'sini veriyor. Siz buraya gelip ID'den başka işte name'ini de alsanız kaydediyorum. Bu kez name'ini de alıyorum. Tekrar execute yapıyorum. Bu kez içine girdiğim zaman ID'den başka name'i var mı bakalım. Şu anda göremiyorum. Attribute'e tıklayınca diğerlerini görebiliyor muyuz? Göremiyoruz. Sayfamızı refresh mi yapsak? Ne yapsak? Refresh var mı? Refresh yok. Tekrar execute yapayım. Evet, ID'sini alıyor. Burayı kaydetmiştim sanırım. Ha, burada bir problem var. Onu çözelim. Select ID name from case. Buradaki problemimiz ne? Onu bulalım. Ha, name diye şey yok. Tamam. Subject alalım. Subject'i alıyorum. Origin'i alayım. Origin'i alıyorum. Origin tam olarak şöyle yazılıyor herhalde. Origin şu şekilde. Eğer bunları alırsak önce hata mesajı almamız gerekiyor. Tamam. Subject aldım. Origin aldım. Şimdi execute yaptığım zaman bana onları verecek diye düşünüyorum. Execute yapıyorum. 4 tane case veriyor bana. İçine girince ID ve origin olarak geliyor. Subject boş olduğu için subject gelmiyor. Eğer siz case'e gidip buradan herhangi bir case'e girerseniz case'lerimiz nerede bizim?
Related'e gelelim. Herhangi bir case'imize 4 tane case'imiz var. Buradan bir tanesini edit yapalım. Subject kısmına bir şeyler yazalım. Diyelim ki this is a case şeklinde bir şey yazalım. Bunu bu şekilde yazdığınız zaman tekrar execute yaptığınız zaman bu kez size subject verecek. Bakıyorum subject'i de veriyor. This is a case şeklinde. Biz ne yaptık arkadaşlar? Workbench'de kullandığım bazı parametrelerle ben Salesforce'dan data almış oldum. Buna integration diyorlar. Neyi kullandık? REST web servisleri kullandık. REST web servisleri kullanarak yukarıda zaten söylüyor. REST Explorer diyor. Onları kullanarak hangi metodu kullandık burada? REST API olarak HTTP metodu kullandık. Onun adı da GET metodu görüyorsunuz. HTTP GET metoduyla bu şekilde almış olduk. Tekrarlayacak olursak arkadaşlar önemli bir konu bu. Şu şekilde tekrarlayabilirim. Öncelikle şurada Services Apex REST yazıyor. Çünkü Apex'i almak istiyoruz. Buradaki mapping'i sağlayan anahtar kelime şuradaki kelime arkadaşlar. Onu hem burada hem de bizim class'ımızda şurada bu şekilde yazmanız lazım. REST Resource URL Mapping eşittir. Oradaki anahtar kelimeyi bu şekilde formatlamanız gerekiyor. Daha sonra bir class oluşturuyorsunuz. Bu class'ın global olması gerekiyor. Ondan sonra bir metot oluşturuyorsunuz. Metodun hem HTTP GET metodu olması gerekiyor. Aynı zamanda global ve statik olması gerekiyor. Metotta return yapmak istediğiniz neyse onu yazıyorsunuz. Return neyse ne istiyoruz biz? Bütün case'leri istiyoruz liste olarak. O yüzden ben return olarak buraya data type olarak void yazmadım. Ne yaptım? List case yazdım. Eğer void yapmıyorsanız bir return'e ihtiyacınız var. O yüzden return'ü yazdım ve bunların aynı olması gerekiyordu. Daha önceki videolarımda anlatmıştım. Şuradaki data type'ın return ile aynı olması gerekiyor. Bu return'den sonra da bir şey yazmamaya dikkat edin. En son o olsun. Sonra benim artık Workbench'ten orada Workbench'in içine hemen soru işaretinden sonra parametreleri yazabiliyorsunuz. Genelde integration'lar bu şekilde yapılıyor. Parametre adını kendiniz yazıyorsunuz. Tamamen değişken olarak düşünün. Account name yazdım. Genepoint olsun dedim. İkinci bir parametre ihtiyacınız varsa and işaretini kullanmanız gerekiyor. Ondan sonra işte account rating dedim. Ona hat dedim. Bu şekilde yazdım. Bu iki parametre hem account name'i hem de account rating'i şu şekilde çağırabiliyorsunuz arkadaşlar. restContext.request.params.get oradaki variable'ın adı. Ama buna string olduğu için string'e eşitliyorum. Çünkü hem account name hem de account rating string oldukları için string'e eşitledim. Bunları kullanmak istiyorum. Nasıl kullanmak istiyorum? O account bunlara sahip olan, bu bilgilere sahip olan account'u bulmak için. O yüzden ne yaptım? Account AC eşittir dedim. Select ID, name gerek yok ama yazdım. From account burada şartlarım var. Birincisi benim oradan aldığım parametrelerin name ve rating'e eşit olması gerekiyor. Oradaki parametre genepoint yazdım. Onun buradaki name'e eşit olması gerekiyor. Orada rating olarak account rating'i tanımladım. Sonucunu ne yaptım? Sonucunu hat koymuşum. Onun da bizim buradaki account'un rating'ine eşit olması gerekiyor. Şu account'un oradan gelen bilgilere bağlı bir account olmasını istedim. Limit 1 dedim çünkü tek bir account'tan bahsediyoruz. O yüzden limit 1 yazdım. Daha sonra bu account'a bağlı case'leri bulmam gerekiyor. Ne yaptım? Bir liste yaptım. Listeme related cases diye bir isim verdim. ID, subject ve origin'i almak istedim. From case dedim ve şartımı koydum. Şartım şu. Bu account'a bağlı case'ler. O yüzden account'un ID'sini nereye eşitledim? Account ID'ye eşitledim. Eğer unuttuysanız, buradaki şu kullanımı bilmiyorsanız eşittir 2 nokta üst üste şu anlama geliyor. Eğer burada bir variable kullanıyorsanız ya da hani direkt bir değer kullanmıyorsanız orada eşittir equal'u kullanmanız gerekiyor. Ama ben account ID deyip direkt tırnak işareti içinde ID girmiş olsaydım bu noktalı iki nokta üst üste ihtiyaç duymayacaktık. Onu daha önce bir videomda anlatmıştım. Oradan bakabilirsiniz. Bu şekilde yaptıktan sonra siz Workbench üzerinden execute yaptığınız zaman bu Apex class'ı mapping yapıyor, çalıştırıyor. Çalıştırdıktan sonra listeyi buluyor ve onu size veriyor. Yani get metoduyla biz Salesforce'dan data almış oluyoruz. Şu şekilde görüyorsunuz. Ben ne diyorum? Servislere git diyorum. Apex REST'i bul diyorum. Apex class'ımı bul diyorum. Orada bir mapping yap diyorum. Mapping yaparak benim class'ıma ulaş diyorum. Class'a ulaştıktan sonra şu iki parametre kullanarak diyorum. Account'u bul. O Apex class'ını çalıştır diyor. O account'un içine bu iki parametre kullanarak
bir account'u bularak account'a bağlı keys'leri bulup onları get metoduna alıyoruz. Execute yapınca zaten o 4 tane case karşımıza bu şekilde çıkmış oluyor.